Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşamleyin Ankara şehir içi bir otovlog çekiyorum. Daha doğrusu POV açısıyla olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Akşam trafiği, akşam saati. Trafik pek yok gerçi ama akşam, çünkü şu an 9'a geliyor. O taraftan bu tarafa geliş çok yoğun. Yani Kızılay tarafı, yani şu taraf. Ama bu taraf serbest. Şöyle sol tarafa geçelim. Biraz karanlık gelebilir. Şimdiden herkese iyi seyirler dileyim. Birazdan Samsun yolu tarafına döneceğiz ve oradan da Ankara'nın dışına çıkana kadar çekim yapmaya çalışacağım Ankara'nın içindeyken. Bu arada Ankara'daki molamızı da verdik ve artık Kırıkkale evimize dönüyoruz. Şuradan sağdan giriyoruz. Evet, sağdan girelim. Sinyalimizi verdik. Hava 12 derece dışarıda. Çok soğuk bir hava yok. Ama hava karardıkça iyice ayaza çekiyor Ankara ve İç Anadolu'nun ortak sorunlarından. Şu ayaz problemi acayip rahatsız edici. Samsun Havalimanı tarafına dönüyoruz şöyle tabaradan. Bugün şehir içinden geldim. Şehir dışı videosu çekmedim. Çünkü sürekli şehir dışı videosu çektim bu aralar. Birazcık da şehir içi olsun dedim. Farklı bir şehir içi olsun. Kırıkkale'nin olacağını, bir de Ankara'nın olsun dedim. İnşallah beğenirsiniz. Aracı bu arada sadece benzinle kullanıyorum. Öndeki adam da bildiğin sarhoş gibi kullanıyor. Birazdan şu yoğunlaşmadan çıkalım, atlayalım yola. Arkadan neyin geldiği belli olmuyor farlardan. Alalım 5. vitese, rahatlayalım. Ne söyleyecektim? Şurada bir otomatik kararendik izaynem var ama bu kapanıyor mu bilmiyorum. Ya geceleri çok muazzam. Arkadan gelen hiçbir ışık, gerçekten beyaz farlar dahi gözümü almıyor. Lakin şöyle bir sorun var. Ya gündüz de böyle ya da akşamleyin farı kapalıysa da her şey çok karanlık görünüyor. O sıkıntı. Ya bunun açılış kapanış bir özelliği var mı, bilen var mı bilmiyorum. Otomatik olduğu için. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah, Allah Allah. Sürü dalgın insan var trafikte, dikkat etmek lazım. Adamın üstüne geliyorlar. Şu an hızımız yine 90 civarı. Stabil bir şekilde sürmeye çalışıyoruz. İstanbul'dan buraya 452 kilometre olmuş. Yani Ankara İstanbul arası 450 kilometre civarı arkadaşlar. Kırıkkale'de bir 100 kilometre desek 550 kilometre, 600 kilometre hadi gideceği mevkiye göre ortalama en fazla. Yani çok uzakta değil. Çok uzak değil ama her gün gidilecek kadar da değil yani. Sürekli gidilecek her günde değil de. Bir süre sonra bunaltır. Biraz kanalda açı farklılık olsun dedim. Bu açılarda çekiyorum arada. Böyle sesim daha iyi gidiyor. Ama bu sefer de yol sesi bilmem ne. Bunları iyi takip edemiyorsunuz. Değil mi oğlum? Artık evimize gidip bir rahatlamak istiyoruz yani. Bir haftadır, 8 gündür dışarıdayız. Ve artık insan rahatsız olmaya başlıyor böyle. İnsanın evinin rahatlığı ayrı oluyor. Şu
şu an sitelere geldik. Ankara siteler. Buralar Ankara'nın mobilya işte sanayisi. Sadece mobilya değil de her şey var ama en çok mobilya ile anılıyor. Biraz basalım arkadan. Gelenlere yol verelim. Orta şeritte herkes birikmiş, sol şerit bomboş. Yolda sanki aydınlatma bir tık az gibi. Arabanın içi çok karanlık çünkü, oradan söylüyorum. Arabayı da şöyle bir hafta diyorum. 1-2 aydır hiç yıkatmıyorum. Bu hafta mutlaka yıkatmayı düşünüyorum. Artık araba artık yani böyle katran bağladı. Bu arada bu videoyu tek parça atacağım. Paşa Bey durmuyor. Ne oldu babacığım? Ne oldu? Neye kızdın sen bakalım? He? Susadı herhalde. Bizim videolarda son birkaç videom artık kreş gibi oldu. Kusura bakmayın. Şöyle biraz sıcaklığı düşürelim. Şu ışığı da şu taraftakini açsak nasıl olur? Böyle de karanlık oldu. Hop, trafik başladı. Ayva yedik ya. Tüh. Trafik sıkıntı. Sağa giriyor. Aha çok. Tüh be, yol çalışması vardı, unuttuk. Neyse, sağlık olsun. Farklı bir video çekeceğiz diye girdik zaten. Öyle de olacak artık ya. Burada bir arada bilmeyenler öğrenmiş olur. Başka bir yol var mı? Ya normalde otobandan gidiyoruz ya. Şu an siteler tarafından sonra Kırıkkale Samsun yolu tarafı kapalı. Adam üstümüze geliyor lan. Kaldırımdan maldıramdan gitmekti. Yollar çok sıkıntılı. Çocuk da bunu aldı. Artık o da evin rahatlığına varmak istiyor yani. Sürekli farklı ortamlar görüyor. Bir de insan alıştığı havanın dışına çıkınca da rahatsız oluyor. Her ne kadar olursa olsun, mesela biz kuru havaya alıştık artık. Az bir şey rutubet hepimizi birden rahatsız ediyor. Ya da nem değil, rutubet demeyelim de. Aslında bir tık nemli olması tabii ki daha iyi ama alışmışız. Geçsene kardeşim, kocaman yollar önünde. Çocuğun da uyku saati geliyor. Gelmeden eve varabilsek iyi olacak. Bu aralar arabanın yakıtından falan çok bahsettim. O yüzden hani sıkmamak için sürekli aynı konuyla bahsetmiyorum. Biraz kafa dağıtalım. Normal yolun halinden bahsedelim. Kendimizden bahsedelim. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda yeni konularla, önerilen konularla, sorulan mesela yorumlarda ne kadar çok sorulan soru varsa onları mesela baktım yoğunlaşıyor. Onun üzerine bir video çekiyorum. Zaten benim tarzım bu. Evet. Buradan sonra yol rahatlıyor. Bir süreli yol çalışması var. O çalışmayı atlattık. Şükür. İnşallah ileride bir daha yoktur. Bu şekilde hem yol hem de içeri görünüyor. Ama ışıkta biraz gözüm alıyor. Arada beğenilen çok olursa bu açıda da video çekerim. Bence de bu açıdan çok da kötü değil.
Videoyu zaten direkt montajsız orijinal haliyle atacağım. Telefonun hafızasında yer yok. Ama telefonu değiştiremiyoruz maalesef. Şimdi bu komik gibi geliyor YouTube'luk ama şimdi benim ana mesleğim o değil. Buradan da bana çok ufak bir şey geldiği için, şu anda durumum olmadığı için de gidip de 250 GB'lık ya da 128 GB'lık işte 250, 512 bir hafıza lazımken şu an 64'lük kullanıyoruz ve iki video da doluyor şimdi. Video bir kendi kaydederken bir de montajlarken ayrı olarak yer kapladığı için 2-3 video birden çektiğin zaman kilitleniyor kalıyor işte. Ne yapacağınızı şaşıyorsunuz. Bu yolda güzel böyle. Şu an akıyoruz gidiyoruz. Bızt. Yakıt fiyatları çok korkunç durumda. Valla işte artık sürmemeye çalışacağız fazla. Bir elektrikli araç almam lazım. Çok istiyorum elektrikli araç. Elektrikli motor daha iyi olsa. Çok istiyorum yani. Çok ihtiyacım var. Sen ne yapıyorsun ya maymun orada? He maymun. Annesi arkanın ışığı yaksana be. Arkanın ışığı yaksana be. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? İsyana kalktı isyana. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatalım. Şu an karşıda gördüğünüz yer Ankara'nın giriş kapıları ve çıkış kapıları, aynı zamanda girdiğiniz yerden de çıkıyorsunuz. Burası Ankara'nın kuzey kapısı. Samsun tarafı kapısı. Aynı zamanda İstanbul, Konya taraflarında da var. Bilginiz olsun, gayet güzel. Hatta kapak resmini bulduk bile. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu da böyle bir video oldu işte. Hoşçakalın.